çocuk kitaplarına sansürle ilgili araştırma yaptığımızda bu alanda bir savunuculuk faaliyeti de yürüttüğü için SUSMA, aynı zamanda SUSMA platformu kültür sanat alanında ulaştığımız platformları bir araya getirmeye çalışırken, geçtiğimiz yıl 2019 Aralık ve 2019-20 arasındaki 12 aylık sürede 9 kitabı hakkında dava açıldığını görmüştük. Ve bu davalar hakkında artık bu davaların açıldığı platformlar, inisiyatifler ve yayın evleri artık konuşmaktan bile yorulmuş haldeydiler. Bu bence çok önemli bir nokta. Yani savunuculuk için insanları bir araya getirmeye çalıştığımızda bile ne yazık ki dava hakkında artık konuşmak istemiyoruz şeklinde yanıtlar almıştık. Az önce belirttiğim gibi bir yılda 9 çocuk kitabı hakkında dava açıldı ve totalde de 13 kitap hakkında muzur neşriyat kararı alındı. Bu kararlar resmi gazetede yayınlanıyor. Biz de oradan takip ediyoruz. Bir diğer önemli bahsedilmesi gereken konu da bununla bağlantılı olarak Aile Bakanlığı'nın çocuk kitapları hakkında bir ihbar hattı gibi bir oluşuma başlaması. Bu bence çok önemli. 2018'de AKP'nin yeniden iktidara geldi. Haziran 24 Haziran seçimlerinden sonra, hatta öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği seçim vaatlerinden bir tanesi aslında bu. Bu bazen atlanabiliyor ama bunun altını çizmekte fayda var. Diyor ki işte çocuklar için daha fazla erişilebilir yayınları artıracağız diyor. Ve hemen ardından zaten Aile Bakanlığı 2018'in sonunda ve 2019'un sonunda da yaptılar. Bir çocuk dostu yayın listesi çıkarıyorlar. Ve bayağı aslında şey gibi. Hangileri bizdendir, hangileri bizden değildir listesi gibi bir şey. Ve geçen sene bunun bir ihbar hattı da ortaya çıktı. Bu yine belki oturumlarda değiniriz ama bu ifşaate yol açabilecek ve insanların birbirlerini muhbir vatandaş gibi ifşalayabilecekleri bir sistemin oluşturmasına da bir örnek. Geçtiğimiz hafta Rütük içerisinde CHP'li Rütük üyesinin de buna benzer bir açıklaması vardı. Rütük'te biz hattı yürürlüğe koyduktan sonra bize ulaşan ihbar sayılarında bir azalma oldu. Bu insanları ifşa olmasına yol açıyor diye. Aynı şekilde Aile Bakanı içerisinde de böyle bir platform var ve siz örneğin çocuğunuzu aldığınız bir kitap için bu genel ahlaka aykırı diyerek ihbar edebiliyorsunuz yayın evini ve kitabın yazarına. Ve hatta geçtiğimiz yıl içerisinde yine rapordaki örneklerden bir tanesi de çok ilginç bir şey daha. Dünyada da ilk defa olan bir şey. Çocuk kitabının çevirmenine bir dava açıldı. Çevirmenler Birliği'nin bu konuda yürüttüğü bir savunuculuk da var hatta. Bu ilk defa dünya üzerinde olan bir şey. Yani kitabın yazarı, muhatabı yayın evi değil, çevirmenin dahi hedefe alındığı bir seneydi. Ve ayrıca sadece bu söz konusu kitapların ifşaatiyle olan bir şey de değil. Kitapların içerisinde işte toplumsal cinsiyet, biyoloji, anatomi bilgisi, cinsellik, cinsel yönelim ve çocuk hakları gibi konulara odaklanıldığını fark edildiğinde de aynı şekilde harekete geçildiğini gözlemledik. Yani içerisindeki tema bağlamdan koparılarak da yayıncılık sektörü hedef haline getirilebiliyor. Bunlardan belki de en önemlisi Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi iki kitabıydı. Biz de Susma platformu olarak davanın takipçisiydik avukatıyla beraber. Yani bu iki dava hakkında söylenmesi gereken hazırlanan bilirkişi raporlarının hepsine itiraz etmesi ve hatta üçüncü bilirkişi raporunda da yani cinsiyet ne demek, toplumsal cinsiyet ne demek çok ayrıntılı bir şekilde bilirkişi tarafından hazırlanmasına rağmen bakanın buna da itiraz etmesi. Bir diğer önemli kitap da Asi Kızdır Yatmadan Önce Öykülerdi. Belki takip etmişsinizdir. Yani dünyada çok fazla basımı yapılan ve hemen hemen her dilde çevrilen kitap sadece Türkiye basımında muzur neşriyat ilan edildi. Ve muzur neşriyat ilan edilen kitaplar ya toplatılma kararı alınıyor sonrasında ekstradan ya da ebeveynlere uyarı verebilecek şekilde satılmasına karar verebiliyor. Bu da işte bazı resmi gazetelerinden bazı kararlarda görüyoruz ki işte siyah poşet içerisinde satılmasına karar veriliyor. Yani bu hatta Susma için hazırladığımız bir
haberde, benim hazırladığım bir haberde, bu kitabı okuyan 12 yaşında bir çocuğa ulaşmıştım. Hani içerisinde gerçekten bir çocuk ne düşünüyor bu konuda? LGBT'yi ima ettiği düşünerek aileleri siyah poşet içerisinde satılmasına karar verilen kitap hakkında 12 yaşında bunu okuyan bir çocuk ne düşünüyor diye sorduğumda kendisi şey dedi, yani Netflix'te izlediğim bazı yapımlar içerisinde, yayınlar içerisinde aynısını duymuştum. Ve bu bence çok ilginç bir şey ve bunu tartışıyor olmamız bence oldukça üzücü demişti. Yani çocukların zihin dünyasına ve psikolojisine de böyle yer alıyor çocuk kitaplarına getirilen sansür. Bir başka konuda dediğimiz gibi internet yayınlarının yanı sıra Netflix dizileri de belki ele alınır bu oturumda. Minyonlar oldukça konuşulmuştu. Belki bu oturumda tekrar ele alabiliriz. Yavaş yavaş oturuma eğer oturumdakiler buradaysa geçebiliriz. Umut hazırsanız, Ben hazırım. buradaysanız. Sanırım arkadaşlarım da hazır gibi görüyorum buradan. Tamamdır. Ben böyle bir genel havayı özetlemeye çalıştım ve çocuk kitaplarına sansür konusunda özellikle Susma'da bu konuda bir savunuculuk yürüttüğü için değinmeye çalıştım. Umarım konu başlıklarını açabilmeye çalışmışımdır. O zaman şimdi sizi dinleyelim. Teşekkürler Ali Can. Bu aktarımlar için önemli, kıymetli bilgiler paylaştın gerçekten bizimle. Merhaba herkese. Ben Kaos Gele Dergisi'nin editörü Umut Güven. Kaos Gele Derneği'nde akademik ve kültürel çalışmalar programı kapsamında yer alıyorum. Ve bu oturumda da sevgili Oya Burcu Ersoy ve Hatice Kapusuz ile birlikte yayıncılıkta ifade özgürlüğü ve sansürü konuşacağız. Bugün bu konferansta ve bu oturumda konuşacağımız konular belki de yıllardır hareketin mücadele ettiği ve deneyimlediği gerçekler. Geçtiğimiz oturumda da birazcık bahsedildi aslında. Kaos Gele dergisi üzerinden bir örnek ile gidecek olursak, Kaos Gele dergisi, chatte de muhtemelen linki duruyordur, Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 2000 ve 2006 yılında farklı sebeplerle, işte şiddet, cinsiyet karşıtlığında aşırılık ya da çocuklarda transseksüelitenin özendirilmesi gibi gerekçeler gösterilerek muzır ilan edildi. Ve derginin kapalı zarflarda satıldığı dönemler ya da saçının engellendiği, önlendiği dönemler oldu. Yine o yıllarda Ankara Cumhuriyet Savcısı tarafından dönemin yazı işleri müdürü, şimdi de yayın kurulu üyelerimizden olan Umut'a müstehcen görüntüler yaymak suçundan kamu davası açıldı. Ben o günlere belki tanıklık etmedim. Bunları dinleyerek ve okuyarak takip ediyorum şu an ama aslında bugün de baktığımızda Kaos Gele dergisi kayıtlı olduğu günden itibaren bir şekilde devletin, toplumun, iktidarın normları üzerinden şekillendirilmeye çalışılan bir alan. Ve ben o dönemlere tanıklık etmemiş de olsam, bugün şunu biliyorum ki bizler ne kadar önlemler alırsak alalım hala söz konusu LGBT artı alanında yapılan üretimler, içerikler olduğunda daima muzdarip bulunma, soruşturmayla karşı karşıya kalma veya sansürle karşı karşıya kalma riski var. Ve bir sansür veya soruşturma ile karşı karşıya kalmamak için belki bazen farkında olarak, bazen istemsizce otosansür reflekslerimizin de her geçen gün ne yazık ki geliştiğini düşünüyorum. Çünkü hukuki sınırların eridiği, bu alandaki çerçevenin gitgide daraldığı ve belki öngörülemez yaptırımların arttığı bir dönemden geçiyoruz bana kalırsa. Fakat yine de bugün burada buluşmamızı, yayıncılıkta ifade özgürlüğünün her geçen gün nasıl daraldığı ve sansürle nasıl mücadele edebileceğimiz, mücadele araçlarımızı nasıl geliştirebileceğimiz yönündeki bu konuşmaları çok kıymetli buluyorum. Çünkü yapmamız gereken tam da bu konularda konuşmak ve beraberinde harekete geçmek olduğunu biliyorum. Bildiğim diğer bir şey ise sansüre karşı ifade özgürlüğü için mücadelesini yürüttüğümüz tüm bu medyanın bizleri nasıl özgürleştirdiği ve güçlendirdiği. Bu noktada kendi kişisel tarihimden kısa bir kesit paylaşmak istiyorum. Çünkü hem burada yer almanın, yayıncılık başlığı altında birlikte olmanın benim için manevi de bir yanı var Kaos Gele dergisinde çalışmak beraber. Bu güçlenmeye bir örnek olarak kendi kişisel tarihimden şunu çok net hatırlıyorum. Kaos Gele dergisiyle ilk tanıştığım gün benim için çok net. Çünkü o gün gerçekten dergiyi ilk elime aldığımda kalbimin nasıl çarptığını, o bedenimin alev aldığını öyle şu an size hani
hissetmenizi, deneyimlemenizi isterdim. Çünkü kendimde utandığım, anlayamadığım, korktuğum ne varsa bu dergide tüm bu korku ve utancıma meydan okuyan gerçekler vardı. Onları dışlayan, yalanlayan, onların gerçek olmadığını bana gösteren gerçekler vardı. Ve hayatımda hiç olmadığım kadar özgürleştiğimi deneyimlemiştim. Hayatımda hiç olmadığım kadar güçlendiğimi söyleyebilirim o gün. Kendi hayatımda sansürlediğim ve ifade edemediğim ne varsa yüzleşmek için bir ilk adımdı benim için Kaoski ile dergisiyle tanışmak. Tüm yaşadıklarım aslında benim hatam olmadığımı fark ettiğim o gün, bu benim aktivizmle tanıştığım gündü. Yani Kaoski ile dergisiyle tanıştığım gündü. Aslında kendimi tanıdığım, maruz kaldığım ayrımcılıkla nasıl mücadele edebileceğimi öğrendiğim ve yalnız olmadığımı fark ettiğim bir alandı benim için. Yani şey çok net ve o dergiyi alıp ne yapacağımı bilemediğim, evde nereye saklayacağımı bilemediğim o günlerden her bir yeni sayı edindikçe gitgide o dergi saklandığı yerden daha ortalıklarda bırakılmaya başlanmıştı. Ve orada da o güçlenme, aslında o özgürleşme ve hayır ben bundan korkmuyorum deme sürecini çok net şu an geri dönüp baktığımda görüyorum. Yani o ilk başlarda beni korkutan sayı yavaş yavaş aslında başkalarının da görmesini istediğim bir alana dönüşmüştü. Şimdi bu tarihin bir parçası olmaktan ve burada bunları konuşmaktan dolayı da gerçekten onur duyduğumu samimiyetle paylaşmak isterim. Haliyle diyebilirim ki bugün yayıncılık kişileri güçlendirme konusunda olduğu kadar hareketin belliğini tutmak, görünürlüğü arttırmak, örgütlenme pratikleri ve hareketi güçlendirmek ve ifade alanlarını sağlamak adına kritik bir öneme sahip. Bunun bir diğer güzel ve çok kıymetli örneklerinden biri de Kadın Kadına Öykü Yarışması ve beraberinde yayımlanan Aşkın L Hali kitapları diyebiliriz. Kadınları seven kadınların öykülerini kayda geçirmek amacıyla yola çıkan yarışma, bugün eşcinsel ve biseksüel kadın yazını için 15 yıllık, hatta 16. yarışmanın sonuçları açıklandı, 16 diyebiliriz belki, 16 yıllık bir arşiv niteliği taşıyor. Tam da bu noktada sözü 1999'da Kaos GL ve Safa'nın kızları ile harekete dahil olan Feminist Biz ve Sosyalist Feminist Kollektif'le örgütlenmiş, 2020 Ekim'den beri Lezbi Düş Sözlü Tarih Çalışması ekibinde yer alan ve son olarak da 2006'dan bu yana Kadın Kadına Öykü Yarışması jürisinde ve belli bir dönemde organizasyonda bulunan Oya Burcu Ersoy'a bırakmak istiyorum. Merhaba Oya Burcu, Kadın Kadına Öykü Yarışması nasıl doğdu? Bizler için görünürlük ve ifade özgürlüğü açısından ne anlama geliyor? Aşkın Leyh Hali'nin kitaplaşma hikayesine böyle bir dolu sorum var. Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabı için sözü sana bırakıyorum. Bu noktada soruları olan arkadaşlar da chatten yazabilirler. Oturumun en sonunda Hatice'yi de dinledikten sonra sorulara geri döneceğiz. Ve susuyorum. Merhabalar Umut ve merhaba herkes. Çok teşekkürler Umut. Ayrıca paylaşımın içinde çok güzel geldi. Kişisel paylaşımını da duymak. Biraz yarışmadan başlayayım. Çünkü Kadın Kanın Öykü Yarışması, Aşkın Ne Hali, ödül töreni, o kadar çok etkileşim ve hani ifadelendirme var ki bu süreç içinde. Sadece kitap değil aslında. İlk fikir ortaya çıktığında Kaos Gelin mekanında kadın kadına sohbetlerimizde yarışma ifadesi böyle antipatik olur mu gibi bir düşünmüştük, emin olamamıştık ama bizim derdimiz yarışmak ya da öyküleri yarıştırmak değildi, kendimizi ifade etmekti. Amacımız belliydi ve bu hiçbir zaman değişmedi. Organizasyon olarak, jüri olarak kimse bakalım kim birinci olacak diye beklemedi. Bu sene öyküler, nasıl öyküler gelecek, neleri okuyacak her zaman heyecanımız. Ama her sene değişti. Mutlu Aşk Vardır'dan başladık. İlklerimiz, renklerimiz, mücadelemiz, düşlerimiz. Bunları paylaşacağımız temalarla devam ettik. Böyle temaları hızlıca geçeyim de istiyorum bir yandan. Mutlu Aşk Vardır'dan sonra ilk adım, ilk kadın, ilk aşk, sen ve tutku, ütopya, bir kadın mı sevdim? Her yerdeyiz. Mor, yol, bir mücadeledir aşk, ses, dert bende, derman bende. O halde aşk tanımaz sınırları, süper gücünü hatırla, bir dostluktan neler doğar, geleceği hatırla ve son olarak bu sene ev. De, temamız. Ve her sene homofobi karşıtı buluşmayla aynı yaşta kadınla ülke yarışması.
Her sene homofobik karşıtı buluşmada ödül töreni düzenledik. Gelebilen ödülleri alan katılımcılarla birlikte küçük etkinliklerimiz de oldu. Özel jürilerimiz oldu, onların katılımları da oldu. Bir süredir hatta Feminist Forum içinde bu şekilde bir ödül töreni düzenledik. O da ayrı bir heyecan ve güzellikti aslında. Ama tabii son 2 senedir malum pandemiden dolayı yapamıyoruz bunu. Yani yarışma, ödül töreni, kitaplaşma süreci hikayesinin aslında her aşamasını tekrar tekrar bir ifade ediş şekli açısından toparlayıcı bulduğum, aslında kendimi bile yazdığımı unuttuğum bir yazı buldum bu konuşmaya hazırlanırken. İzin verirseniz, müsaadenizle bunu okumak istiyorum. Yani çünkü o zamanın duygusu ile yazılmış bir şey olduğu için bunu aynen paylaşmak istiyorum aklınıza sığınarak. Bu bir gün kitap.blogspot.com'da yayınlanmış Aşkın Meali kitabının şeyi olarak benim yazdığım bir yazı. Bu dünyada yaşamak, birey olma hakları gasp edilen, özgürlüğü elinden alınmaya çalışılan kadınlar için doğumundan ölümüne kadar var olma mücadelesidir. Bu toplumda Türk, Sünni olan egemenin belirlediği tam tanımıyla sağlıklı, zengin, heteroseksüel ve erkek olmayan herkes var olma mücadelesinin ne demek olduğunu bilir. Toplumun normları karşısında yer alarak var olmaya çalışmak hiç bitmeyen bir mücadeledir. Bazıları bu mücadelede sesini yükseltir ve politik bir tavır olarak yaşamını savunmaya başlar. İşte o zaman örgütlenerek egemeni yerle bir edecek değişimin bir parçası olmak kaçınılmazdır. Egemen normları birden fazla kimliğiyle karşısına alanlar ise bu değişimde çift rol üstlenirler. Kadınları seven kadınlar, hem feminist hem de LGBT mücadelesinin kesiştiği yerde en çok görünür olma çabası verenlerdir. Yaşadıkları toplumda ve de bileşeni oldukları hareket içinde sesleri cılız kalmasın diye hep daha yüksek sesle konuşmak, her zaman bir dakika ben de varım diye varlıklarını hatırlatmak ihtiyacındadırlar. Kadın Kadın Öykü Yarışması da bu çabanın en güzel örneklerinden biri olarak 2006 yılından beri gerçekleşiyor. Kaos Kere'nin mekanında cumartesileri yapılan eşcinsel biseksüel kadın sohbetlerinde o zamana kadar yapılmış birçok kötücül yapıtı eleştirirken biz neden yazmıyoruz fikriyle temeli atılmış bir organizasyon bu. Görünür olmak istiyoruz evet ama kötü bir profile sıkıştırılmış bir görünürlük değil istediğimiz. Kurgu ya da gerçek kendi hikayelerimizi kendimiz kaleme alalım diye çıktık yola. Kendi tarihimize, kendi duygularımıza sahip çıkalım istedik. Tarihi yazan erkek zihniyeti, kadınları istediği gibi gösterip sığ kalıplar içine sokarak birbirlerine düşman etmenin peşindeyken, bununla mücadele etmenin en güzel yolu yaşayanların kendi kaleminden anlatmasıydı. Duygularını, düşüncelerini kendine saklama nasihatleriyle yetiştirilen ve hatta mümkünse duymasın, görmesin, bilmesin isteyen kadınların bu üç maymunlu oyununu bozup eline kaleme alması kolay değildi. Bizi lanetleyen topluma inat, kazanımızı kaynatıp cadılığımızı göstermeliydik. Nitekim kadınlar yazmazsa tarih erkeklerin yalanı olmaya devam edecekti. İlk sene 9 cadıyken her sene arttık ve gün geldi 40'ları ve daha sonra belki 100'leri aşıyoruz. Yalanlanan aşklarını, yok sayılan cinselliğini, bilinmeyen ilklerini, unutturulmaya çalışılan ütopyalarını paylaştı kadınlar. Ekim 2010-2009'da sel yayıncılıktan ilk 3 yarışmada seçilen öykülerden oluşan bir kitap basıldı. Aşkın Ne Hali. Başarmıştık. Öykülerimiz okunuyor, sesimizi duyuruyorduk. Sürekli artan bir paylaşımla kendi tarihimizi yazmaya devam ediyorduk. Ve bu bize durmamamız gerektiğini gösteriyordu. Geçtiğimiz sene düzenlenen yarışmada kazanan öykü yazarı, yarışmaya katılma sevincini ikinci yarışmayı kazanan öyküden aldığını söyledi. Ve ödülünü elinden aldığı öykü yazına bu gücü verdiği için teşekkür etti. Bu, kadınlar ise eşcinsel aşkı bilmeyenlere ya da yanlış bilenlere kaynak olmasının yanı sıra, kadın kadına aşkı yaşayıp dile dökemeyenlere de değmesi açısından yazmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Yazmak bir yandan da içine hapsolduğumuz kabuğu kırmak demekti çünkü. Önce kendine görünür olmak, kendinle barışmak ve bunu herkesle paylaşarak çoğaltmak. Aynı ödül töreninde kazananlardan biri öyküsünü ve ödülünü tutuklu kadınlara,
Bir diğeri ise nefret cinayetiyle öldürülen trans kadınlara atfetmesi paylaşımın diğer güzel örnekleriydi. Kimisi yazma tutkusunu artık saklamamaya karar verdi. Kimisi ilk olduğu ama son olmadığı başka yarışmalarda, başka yayınlarda yazmaya başladı. Kimisi ailesine açılacak cesareti ve güveni buldu. Kimisi komşusunun, öğrencisinin, öğretmeninin ya da aynı mahallede, sokakta ya da yan yana yürüdüğü birinin de kadınları seven bir kadın olabileceğini fark etti. Yani böyle organizasyonlar kadınların kendilerini ifade etmeleri üzerinden baskı ve engellemeyi aşması yönünde çok değerli bir fırsat sunuyor. Ve kadınlar aldıkları cesaretle karanlıkta bırakılmaya çalışılan yönlerini keşfedip daha özgüvenle istediklerini gerçekleştirmek için adım atıyorlar. Her sene farklı bir tema ile yoluna devam eden Kadın Kadın Öykü Yarışması tamamen kadınların emeğinden, yüreğinden çıkan bir organizasyon. Daha çok yazılacak öykü, basılacak kitap var. Kadınlar bu varoluşunu paylaşmaya ve tarihe not düşerek kalıcılaştırmaya kararlı olduğu sürece de mücadelenin bir parçası olmaya devam edecek bu yarışma. Bu ikinci baskıdan sonra yazmışım ben. Yani 2012'den, 2014'te yazılmış bir yazı aslında bu. Bu yazının içinden bir kısmı, sadece bir kısmı kestim neredeyse, yani tamamını okuduğum gibi ama küçük bir kısmı atladım. O da sansür kısmı. Onu, o yazının güzelliği içinde okumak istemedim. Ayrı bir şey olarak ele almak istedim. O da şuydu. Yayınlanmasından birkaç ay sonra savcılığın lezbiyenliğin doğal olmayan cinsel ilişki, lezbiyen ifadesinin de müstehcen olması gerekçesiyle soruşturma başlattığı kitabın ikinci baskısı 2012'de çıktı. Yani birinci baskıdan sonra soruşturma açılıyor. Bununla ilgili yine baktığımda Diyanet'te bir haber buldum. Savcılığa göre lezbiyen aşk müstehcenmiş şeklinde. Aralık 2019'da Baver Çakar'ın haberi bu. Haberde 2015'te kaybettiğimiz Zeliş Deniz'in de fikirlerine yer veriyor. Onun itirazını da yazmış. Yine okuyorum. Soruşturmanın gerekçesine itiraz eden Landa İstanbul Üyesi Zeliş Deniz, eşcinselliğin hastalık olarak değerlendirilmediği bir dünyada lezbiyenliği anormal saymak ve algılamak kabul edilemez dedi. Heteroseksüellere yönelik erotik ve pornografik yayınlar basılabiliyorken kadın kadına aşk öykülerini anlatan bu kitap hakkında soruşturma başlatılmasının homofobiden başka bir şey olmadığını ifade etti. Başlıkta da konu eşcinsellik olunca kalkan hep genel ahlak var. Onun ardından da aslında biraz Umut'un da bahsettiği, daha önce LGBT derneklerinin ve Kaos Geleği dergisinin karşılaştığı genel ahlak kavramının bir kere daha işte LGBT'lerin önüne çıkardığı belirten Zeliş Deniz şunları söyledi diye ekliyor. Heteroseksüel olmayanlara yönelik ayrımcılık yine ortatılıyor. Eğer anayasanın eşitliği düzenleyen 10. maddesi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri de eklenmezse bu tip soruşturmalar, dernek kapatmalar ve dergi toplatmaları ile hep karşılaşacağız. Neden hep müstehcen bulunan eşcinsellik oluyor diye sordu. Şimdi burada biraz yine internetten araştırdığım kadarıyla bilir kişilerin değiştirilmesi talebinde bulunuyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden bilir kişi değiştirilip Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilir kişiler geliyor. Ondan sonra da kitabımız yayınlanmaya devam ediyor. İkinci baskısı çıkıyor. İkinci baskıyla ilgili de T24'te bir haber buldum ama buradaki haberde edebiyathaber.net'ten alınmış bir haber. Bunu da paylaşmak istiyorum. Özellikle hani beni etkileyen, önemli bulduğum kısımları almaya çalıştım. Birçok kitabın ikinci baskısını yapamadığı günümüzde Aşkın L Hali ikinci baskısıyla karşınızda. Ve bu her şeyden önce umut demek. Kendi kalemlerinden al, kadınları dinlemek için büyük bir fırsat. Artık başlar çevrilmemeli ve Aşkın L Hali okunmalı. Aşk, özgür ve kuralsız. Yanlış mı? Asla. Dolayısıyla da bu umutla devam eden baskı üçüncü kitabımız üçüncü baskısını da yaptı ve üçüncü baskı da Eylül 2016'da yapıldı. 2019'da da dördüncü baskı yapılmadı. Onu da demeyeceğim çünkü daha büyük bir hayalimiz vardı.
Biz sadece ilk üç yarışmanın öyküleri yayınlansın istemiyorduk. Biz bütün öyküleri yayınlamak istiyorduk. Ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için Kalski ile startı verdi ve o işte 5 ciltlik seri Aşkın Ne Hali 15 yarışmanın bütün öykülerini kapsayacak şekilde ortaya çıkarıldı geçen senenin sonunda. Bununla ilgili de tabii birçok paylaşım buldum. Yine internetten ararken Kaoskele dışında, yani Kaoskele.org dışında birçok haber kanalı ya da yazar yazılarında, yani duyuru olarak, özellikle yarışma duyurusu, ondan sonra kazananların duyurusu olarak Aşkın kadın öykü yarışmasından bahsetmiş. Sonra Aşkın Ne Hali kitabıyla ilgili bazı sitelerde buldum. Bunun da en son 18 Mart 2021'de sevgili Aynur Kulağ'ın Gaya dergisinde yazdığı çok güzel bir yazı var. Ya hepinizin yani okumanızı çok öneririm gerçekten. Çok kapsamlı bir yazı olmuş. Yani hem kadın kadına aşk, mücadele, yayıncılık, edebiyat, ifade özgürlüğü, her şey var yani. Ben sadece sadece başını alarak sizinle paylaşmak istiyorum. Kadının kadını sevmesi, kadının kadına aşık olması, kadının kadına tutulması, bir kadının bir kadına kadında kendini bulması, ifade bulması, kendini ifade edebilmesi, bu uğurda tüm toplumsal cinsiyet normlarına karşı söylenmeyenin, anlatılmayanın, konuşulmayanın mücadelesine girişmesi, yola çıkılması, çok zor olacağı muhakkak olan bu yolculuğun, yol yapmanın, yol almanın, 15 yıl boyunca öyküler ile kendini var etmesi, edebiyat ile kendini bulan değeri, edebiyat içre olan bir külliyata dönüşmesinin adı Aşkın Ne Hali. Aynur'a da çok teşekkürler gerçekten. Çok güzel kaleme almış. Tabii bu 5 cilt olarak yayınlanan seride sadece öykü yazarları değil kendini ifade eden. Yani öykülerini yayınladığımız yazarların kendilerini ifade ettiği öyküleri okuyoruz onların ifade ettiği şekli. Bu aynı zamanda editörler de kendisini ifade ediyor ön sözleriyle. Ben ilk iki cildin editörlüğünü yapmıştım. Üçüncü ve dördüncü cildi Karin Karakaşlı, son cildi Pelin Buzluk editörlüğünü yaptı. Serinin genel editörlüğünü ise Aylin Aslı Demir üstlendi. Bir ifade ediş şekli daha var. O da kapaklar. İlk cildin kapağını yani böyle baştan sona kalın emeği derken bunları da kastediyorum tabii ki. İlk cildin kapak işi Elif Tekneci'nin, ikinci cildin kapak işi Uyan Konu'nun, üçüncü cilt Gözde İlkin'in, dördüncü cilt Meltem Elması ve son cilt de Şafak Şule Kemancı'nın elinden çıktı. Bu arada daha önce yayınlanan ilk üç yarışmanın öykülerinin içerildiği Aşkın Ne Hali'nde ise ikinci ve üçüncü baskıların kapağını öyküleri okuyup oradan esinlenerek Hilal Esmer tasarlamıştı. Bunu geçirmek isterim. İfade özgürlüğü anlamında ya dedim ya hani sadece ifade edenler kitapla da sınırlı değil. Yani öyküler, editörler, kapak tasarımcıları, yani bir şekilde bu kitabın oluşmasına katkı sağlamış olan herkesin emeği ve ifadesi söz konusu. Ama bunun yanında da bu kitabı okuyanların, yarışmayı takip edenlerin kendilerini ifade edişleri var aslında. Bunlar hani biraz önce söylediğim gibi haber siteleri, dergilerin web siteleri gibi birçok o kadar çok var ki aslında hepsine böyle değinmek için inanın hepsinin linklerini kaydettim. Yani öyle bir şey oluştu, aşık oluştu isteyenden paylaşabilirim. Aşkın Ne Hali, kadın kadına öykü yarışmasında özellikle. Ya tam paylaşır mısın o ya? Ne yapayım?
Chat'ten paylaşır mısın rica etsek? Tabii paylaşayım. Şey konuşmadan sonra paylaşsam olur mu daha anlamak için? Tamam, teşekkür. Yani onları paylaşayım. Sadece aralarından şöyle şeyler geçtim diyeyim. Yani dediğim gibi genelde duyuru ya da kazananların açıklanması şeklindeydi. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi kendi ifade özgürlüğünü kullanan ama bizim için hedef gösterme ve nefret söylemi olan bazı ifadeler de vardı. Çok şaşıracaksınız. Yeni Akit tabii ki. Yeni Akit şöyle diyor. Eşcinsellik dayatması. Yani o kadar, şimdi ben okurken bir yandan gülüyorum. Yani bunlar gerçekten böyle trajikomik gibi çünkü. Şöyle söylüyor. Bunu da belirtmeye gerek duymuş yani. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya başvuru şartlarında eşcinselliği eleştiren ve kadın erkek ilişki biçimini konu alan öykülerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilirken şu skandal ifadeler sıralandı diyor. Yani ondan sonra da işte değerlendirme koşullarını sıralıyor. Bunların da iki tanesinde kendisi ekleme yapmış, parantez açmış. O ikisini okuyorum. Heteroseksüel, parantez içinde kadın erkek ilişkisi. Aşka dayanan, heteroseksüel aşkı dayatan ve ikili cinsiyet rejimini yine parantez içinde kadın erkek ilişkisini olumlayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer biri homofobik, yine parantez içinde eşcinsellik karşıtı. Bifobik, transfobik, türcü, ırkçı anlatıya dayanan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yani Akit'e göre bu bir dayatma. Yani hani ifadesi, yani burada öykülerin, yani bu öykülerin değerlendirmeye alınmayacak olmasını bir dayatma olarak görüyor kendisi. Eşcinsellik dayatması dedikleri bu. Yani ifadesi burada ve tabii ki bununla kalmıyor. Malum aileyi hedef aldılar şeklinde bir başlık var. Orada da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik düzenlenen skandal yarışmanın çağrı metninde ise aile kurumunun temelini oluşturan kadın erkek ilişkisine ağır eleştiriler yöneltildi. Söz konusu metinde aile, tek eşlilik, kadın erkek ilişkisi hedef alınarak kadın kadına parantez içinde lezbiyen, erkek erkeğe parantez içinde gay, cinsel ilişki propagandası yapıldı. Bu propagandalarda yine işte koşullar, şey bu da şey 14. yarışma olduğu için bu 2018'de bir dostluktan neler doğardı ama orada da onları yaralayan ve aileyi işte hedef aldığını düşünen ifadeler şunlar. Bir, özgür seçime kıyısında kurulur dostluk. Mümkün olan başka bir dünyaya açılan yaşam biçiminin kurulacağı yola çıkmaktır bu seçim. Çekirdek aile, tek eşlilik gibi heteronormatif kurumları merkeziyleştiren ilişkilenme biçimleri hayatımıza zorunlu yaşam modelleri olarak dayatılırken, radikal dostluk ve queer yoldaşlık varoluşumuzu yeniden kurar. Varoluşumuz politik olunca dostluklarımız da direnişimizi güçlendirir. Bunca kötücül baskıyı sırtlanarak özgürleşmeye çalışan kadınlar olarak aramızdaki görünmez hiyerarşilere tümden yok eden sevgi ve şefkatin kucakladığı gerçek bir dayanışmada kavuşur anlamında dostluk. İki kadının birlikte duyumsadığı bağı hazzı kavrayıp toplayabilir el çabukluğuyla. Yani lezbiyen mezbiyenler aile kurumuna yıkmaya çalışıyorlar. İşin birilerinin söyleminin ifade bulunuyor. Buna karşılık da bu ifade özgürlüğüne karşılık başka bir web sitesinin kendisini ifade edişi var. O da marxist.org. O da diyor ki öykü değerlendirme kriterlerini skandal maddeler, çağrı metninde sapkın ifadeler gibi ayrımcı ifadelerle veren Akit yarışma duyuru görselini de sansürledi. Akit Aslı Arpal'ın çizdiği duyuru görselindeki kadın karakterlerini buzladı. Çizimde bir kadın diğer kadını burnundan öpüyor. Ben Akit'in mesela bu yazısını okurken hiç dikkat etmemiştim. Yani biliyorum ama şeyin orada olduğunu, resmin de orada olduğuna dikkat etmemiştim. Dönüp baktım
gerçekten gördüm. Yani birilerinin ifadeleri, kadını kadına öykü yarışmasına yazan öyküler kitap oldu. Kitap birilerinin eline ulaştı. O kitabı ellerine ulaşanlar, okuyanlar, kitaptan haberdar olanlar da kendi ifadelerini üretiyorlar. Yani bu aslında devam eden bir ifade edişin hali olduğu için böyle bütün olarak söylüyorum. Yani dolayısıyla da bu organizasyonun yarattığı hani özgürlük alanında hani sansürsüzce kendimizi ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve yani şöyle, yani hani öykünün kendisi, editörlerin ön sözleri, kapak tasarımına dedik ya, yani hepsi yayınlanmadan önce aslında bir otosansür sürecinden geçebilecek ürünler. Çünkü yayınlandıktan sonra işte sansürlenme, soruşturma açılma, toplatılma ihtimalleri falan olduğu düşünüldüğünden kendimizi ifade etmenin önünde de bir engel olarak aslında kendi sansürümüzü yapmamıza neden olabiliyor. O yüzden de en azından 16 yıldır hani jüride olan bir kişi olarak ben hiçbir öykü sansürlemedim. Hatta zaman zaman öykü yazarlarının kendini sansürlediğini düşündük hep beraber. Özellikle beden algısı ve cinselliğin ifadesi anlamında. Üçüncü yarışmanın teması bu yüzden ten ve tutkuydu, cesaretlendirmek için. Terapistim ben her konuşma yapacağımda şöyle söyler. Yaşadıklarını anlat, sansürsüzce. Ya, sansür mü uyguluyorum ben kendimi? Anlatıyorsa, burada anlatmıyorsam ne anlatacağım? Nerede anlatacağım diye düşünüyorum ben. Ama işte şöyle bir şey var. O kadar çok anlatmama nasihatıyla karşılaşıyoruz ya da anlattıklarımızı olumsuzlamak deneyimimiz var ki, anlattıklarımızın olumsuzlanması deneyimimiz var ki, anlatırken kendi sansürlerimizi fark etmiyoruz bile. O yüzden ben azıcık vaktim kaldı herhalde. Şöyle bitirmek istiyorum yani. Tamam. Güzel şeylerle bitirmek istiyorum. O da yine binkitap.com'da bulduğum, aslında hem bu eski ilk üç öykü kitabının hem de Aşkın Nihal'in ciltlerinden sonra da yazılmış yorumlar vardı aynı yerde. Kitabı okuyanların kitap hakkında inceleme yorumu diye geçiyor ve alıntıları, yani beğendikleri alıntıları paylaşması şeklinde iki tane yorum okuyacağım. Yani bu da o kadar çok birbirinin içine girmiş ve çoğalan ve büyüyen bir ifade etiş şekli ki o yüzden yani çok değerli buluyorum ve hemen söyleyeyim onları da vaktim varsa. Aşkın cinsiyetinin olmadığını, kadın kadına aşkın imkansız olmadığını gözler önüne seren herkülade kitap, herkesin okuması gereken, her şeyin mümkün olduğunu anlatan, kanıtlayan öykülerin tümü bir kitapta anlatılmış. Eğer bir kadını seviyorsanız saklamayın, bu ayıp değildir. Evet, dışlanabilirsiniz ama siz kendiniz olun. Kimseyi de cinsel yöneliminden dolayı yargılamayın. Başka bir yorum. Her kısa hikayeyle kadın kadına yaşanan en güzel duyguların farklı dokunuşlarını hissediyorsunuz. Bu güzel anların özgürce yaşanamıyor, paylaşılamıyor, saklanıyor olmasının önüne geçecek bir kitap haline getirilmesi, yokmuş gibi davranmak yerine varlığını ortaya koyması açısından çok değerli buluyorum. Hepsinin içindeki samimiyet tıpkı bir arkadaşımın başından geçenleri dinliyormuş gibi hissettirdi. Her kadın kadına aşk yaşayanların içinde kendinden bir şeyler bulabileceğine inandığım bir kitap olmuş. Farklı ilişkiler, farklı mekanlar olabilir ama hepimizin karşılaştığı sorunlar, korkular, mutluluklar, mutlularda benzerlik görebiliriz. O zaman son sözlerimi söyleyeyim. Sanki uyarılar geliyor. Mesajlar geliyor ama bana uyarılar geliyor. 15 dakika demiştim. 15 dakika önce ama böyle toparlayayım. 15 dakika önce mi demiştin? Tamam, o zaman son sözümü söyleyeyim. Dolayısıyla kadın kadına öykü yarışması ve aşkın ne hali? Sadece bir organizasyon, bir kitap olarak değil, bunu takip eden, kitap okuyanlar, biraz önce söylediğim kendi ifadesinin özgürleştirenler için de bir alan. O yüzden sansürsüzce kendimizi ifade etmeye devam edelim ki başkalarının ifadeleri de özgürleşsin diyorum. Ve hedef gösterilmelere,
olası soruşturmalara inat, özgürlüğümüzü savunarak ve kullanarak mücadelemiz devam etsin. Son olarak da tabii ki bu süreçte hem Kadın Kadına Öykü Yarışması organizasyonuna, organizasyonda bütün emeği geçenlere, ödül törenlerini düzenleyenlere, kitabı oluşturanlara, editörlere ve tüm öykü yazarlarına, yani sadece kitap içinde yer alan ödül almış öyküler, seçilmiş öyküler değil, öykülerini gönderen herkese gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Teşekkürler Oya Burcu. Bu arada sürede de gecikmedik, tam vaktinde bitti. Yani bunun için de teşekkürler, süper zamanlama. Toplumsal normlara meydan okuyan aşkın, cinselliklerin, arzunun konuşulması için önemli bir alan olduğuna ve önemli bir aktarım olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler bu kıymetli paylaşımlar için. Umuyorum normatif aşka ve arzuya karşın uzun yıllardan nice öyküler temas eder yaşamlarımıza. Chatten de bazı yazılardan bahsettim, bazı alıntılar yaptım. Onun paylaşılması ricası gelmişti. Onu da bir müsait olduğunda senin için uygunsa paylaşabiliriz belki. Ben de kitap setinin linkini ve bu seneki öykü yarışmasının haberini chat'e bıraktım arkadaşlar. Oya Burcu'ya teşekkür edip sorularınız olursa yine en son döneceğiz, paylaşabilirsiniz chat'ten. Yavaş yavaş farklı bir perspektiften sansürü ve ifade özgürlüğünü konuşacağız şimdi. Nedir o? Çocuk edebiyatı. Özellikle son yıllarda cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet ve LGBTİ artı gibi içerikleri olan birçok çocuk kitabı muzır ilan edilerek tanıtım sınırı koyuldu ya da kapalı zarflarda satılmasına karar verildi. Birazcık bu oturumun başında da aslında rapordan hareketle bunları konuşmuştuk. Şimdi daha çok derinleşmek için çocuk edebiyatında sansür ve muzır kurulu konuşmak için sözü feminist, çocuk kitaplarının ve masallarının takipçisi Hatice Kapısız'a bırakacağım. Merhaba Hatice, muzır kurulu nedir? Bir kurul olmalı mı? Çocuk odaklı olmak ne demek ve çocuk odaklı bir kurulun kriterleri neler olmalıdır gibi birçok sorumuz var. Bu soruların cevapları için de yine sözü sana bırakıyorum deyip çekiliyorum. Çok teşekkürler Umut. Ya burada olmak keyifli. Sunumlardan sonra da sıranın bana gelmiş olması gayet keyifli. Ben birazcık zor bir konuyu ele alıyor olacağım. Çünkü eşitlik mücadelesi verirken hep aslında manipüle edilmiş bir gerçekliğe karşı mücadele ederiz. Ama çocuklar söz konusu olduğunda doğası gereği asimetrik olan bir ilişkiden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla ne kadar eşitlikçi, özgürlükçü olursak olalım, çocuklar aleyhine eşitsizlikler yaratmak, ihlaller yaratmak söz konusu olabiliyor. Çocuk edebiyatı da aslında muzır kurul olmasa da bu eşitsizlikleri barındıran bir alan. Dolayısıyla bunları birlikte sorgulayalım, düşünelim diye umut ettiğim bir sunum paylaşmak istiyorum. Paylaşım yetkimde varken... Tabii ki doğru yer burası olmadı. Şimdi ben de tabii ki güzel arkadaşım Dilek'le başlamak istiyorum sunuma. Çünkü yani anmak kelimesini Dilek'le birlikte kullanmak çok zor zaten. Ama gündem çocukta. Çocuk kitapları üzerine, çocuk kitaplarını ayrımcılık, toplumsal cinsiyet gibi konulardan ele alabilir miyiz, bakabilir miyiz diye okumaya başladığım serüvenin başında Dilek'le birlikteydik. Sonrasında pek çok başka zamanda da alanda, meydanlarda hep birlikte kafa yoruyorduk. O yüzden bir yandan Kerem'in söylediği de iyi geldi. En azından onun için, onun mücadele ettiği, çocuklar için olan mücadeleye bir katkı sağlayabilmek umudunu bırakıyorum ben de. Dediğim gibi çok ağır, çok büyük bir kayıp hepimiz için. Burada şöyle de düşündüm, herhalde konuşmaya devam edemem diye bir anketle başlayalım istiyorum. Chat alanında bir anket paylaştım. Becerebildim mi bilmiyorum. Mentimeter'da bir anket. Tıkladığımızda bizi bir ankete götürecek.
Şöyle present dediğimde girebildik mi acaba? Ben de açıldı herhalde. İstediğiniz kadar çocuk kimdir diye sorduğunuzda aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz çocuk kimdir sorusuna. Bu online uygulamalar genelde pratik anında beni rezil ettiği için aksilik olmadığına çok sevindim. Çok zor. Kaşif, 18 yaşından küçük olanlar gibi iki tane cevap gelmiş. En akıllı, cesur, özne, meraklı, birey birey birey, tanımlayamadım, samimiyet, korunması gereken, özgün bir birey, savunmasız olan, küçük, çocuk çocuktur, cesur, zulme ve istismara açık, şirin, animistik, en büyük potansiyel, meraklı, neşeli, birey gelmiş gene, saf ve kirletilmemiş küçük, açık zihinli, bireyliği savunulacak olan, bakayım 30 tane yanıt gelmiş. Gelecek, özgün, masum, aynalanma ihtiyacı olan gelmiş, sevgi dolu, sansürsüz zihin, önyargısız, yaratıcı, sesi olan, aydınlık, sanatçı, şahane cevaplar gelmiş. Polimorfoz, sapkın, Freud. Freud'un tanımı gelmiş. Cesur ve korunmasız. Savunmasız ve bireyi çok görüyorum. Yaratıcılık vurgulu, potansiyel olan cevapları görüyorum. Korunması gereken, aynalanması gereken gibi yetişkin sorumluluklarına vurgular var. Gürültü gelmiş, bu da gerçekçi bir cevap olmuş. Kırılgan. Gelişimi tamamlanmamış. Kendisi olabilecek olan. Çok güzel. 39 tane cevap gelmiş. Yazmakta olanlar varsa böyle birazcık daha bekleyip diğer soruya geçmek istiyorum. Okumadıklarımdan. Kendisini bilen. Sevgi dolu gibi cevaplar gelmiş. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Bizce çocuk bu. Peki devlet ve toplum için çocuk kimdir diye sorsak cevabımız nasıl değişir? Buna da aynı link üstünden mi cevap veriyoruz? Devam etmedi mi? Devam ediyor olması evet, gerekiyor. Gelmiş, tamam. Gelmiş mi? Tamam. Devam ediyor. Aynı linkten girebilirler. Hı hı.
Devlet açısından baktığımızda ise savunulmayan gelecek 18 yaş altı yasal sorumluluğu olmayan biçimlendirilmesi gereken korunması gereken birey korunma ihtiyacı olan terbiye edilecek hiç kimse oyuncak korumasız asker siyasi bir özne işçi köle menfaat evlat istismar edilecek kişi, terbiye edilecek kişi, biçimlendirilmesi gereken, kontrol altına alınacak, ucuz iş gücü, siyasi bir özne, geleceğimiz, sömürülecek, önemsenmeyen, yönlendirilmesi gereken, hakkı korunması gereken, üstünde söz söylenen, vergi vermeyen, beyni yıkanacak olan proje, yasal sorumluluğu olmayan, heteroseksüel, eğitilecek ağaç, okula devam etmesi gereken, sayılmayan, özne olmayan sömürü nesnesi. Şekillendirilmeye müsait. Sayılmayan ve reşit olmayanın alt alta gelmesi de güzel olmuş. Sanırım böyle genel olarak gelen cevaplar. Bugünkü aslında sansür üzerine konuşurken hattımızı birazcık hani bizim için çocuk kim, devlet için çocuk kim, aile için çocuk kim? Bu soruyu ne kadar değiştirirsek aslında farklı farklı cevaplar alıyoruz. Aslında bu her zaman mesela özgürlükçü bir ideolojiye sahip olmak çocukla kurduğumuz ilişkinin aynı biçimde özgürlükçü olduğu anlamına gelmiyor mesela. Bunları da akılda tutmak önemli. Çünkü işte ben hem feminist hem çocuk hakları mücadelesi veren bir insan olarak aslında bu iki alanın zaman zaman birbiriyle çatıştığı, birbirini görmediği alanlar olabiliyor. Bunun bir kısmı işte mevcut toplumsal düzen, sosyal politikaların olmaması gibi şeylerden kaynaklanıyor. Ama karşılıklı bir özgürleşmenin hem çocukların hem ebeveyn, bakım veren yetişkinlerin özgürleşmesine dair birlikte bir düşünme alanına ihtiyaç var. Bunları da yani bir devlet sansürünü düşünürken genel toplumun ya da bizlerin bir biçimde muhalif, özgürlükçü düşünceye sahip olan insanlar olarak bizim çocuklarla nasıl ilişkilendiğimize dair de bir her zaman uyanık olmak, soru sormak gerektiğini hatırlatmak adına da söylüyorum. Çünkü işte başta da söylediğim gibi asimetrik bir ilişki var. Hem gelişimsel ihtiyaçları açısından hem kendisi olabilmek için bir takım yetişkin desteklerine ihtiyaç duyan bir bireyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu asimetrik ilişki eğer kontrollü, farkında ve hep bir süzgeçten geçirmiyorsak her an dengesiz, eşitliksiz, işte nesneleştirici olabiliyor. İşte şeye dönebiliyor mesela. İşte
Ben feministim, çocuğuma tütü giydirmem, prenses olmasına izin vermemin de altında aslında hani toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı çıkmaya çalışırken aslında nesneleştirici, dur bakayım bir denesin, hani denesin vazgeçsin ya da seçme özerkliği, özgürlüğü tanımayan bir şey de olabiliyor, yaklaşım da olabiliyor. O yüzden çocuk meselesi her zaman birazcık daha, çocuk herkesin çünkü. Herkesin savaş alanı bir yerde. Bunları da akılda tutarak devam etmek gerekiyor. Gelelim muzur kurulumuz bu açıdan bize neler söylüyor. Şimdi öncelikle bu sabahtan da yani bugünkü oturum başladığından beri de referans verilen kurum çok eski bir kurum. 1927 tarihli kurulmuş. Dolayısıyla alabildiğine eski kavramlara dayanan bir kurum. Ve alabildiğine eski yaklaşımları var. 2018'de değişiyor, bileşenleri değişiyor kurulun oluşturan unsurlar. Aile ve Her Şey Bakanlığı'na bağlanıyor. Kurulsal çoğunlukla karar alıyor. Ve karar alırken birinci madde şu, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzur tesiri yapacağı anlaşılan süreli yayınların değerlendirilmesi, işte onların sınırlandırılmasına dair. Yani bugün konuştuğumuz, referans verdiğimiz o tüm kısıtlamalar küçüklerin maneviyatı üzerinde muzur tesir etmek gibi belirsiz, referansı belli olmayan ve işte 1927'de ismi konmuş, hani bugünkü karşılığı nedir bilemediğimiz bir kanunla kurulmuş durumda. Kurulun iki tür inceleme biçimi var. Bir kendisi inceleme yapabiliyor, bir de resmi makamlar ve çeşitli dernekler, çocuk ve kadın, gençler üzerine çalışan dernekler başvuru yapabiliyorlar rahatsız oldukları yayınlara ilişkin. Yine Alican sağ olsun çerçeveyi çizmiş oldu. Eğer muzur bulunursa yayınlar 18 yaşından küçük olanlar için zarf ve poşet içinde satılması gerekiyor. Poşetin içinin görünmemesi gerekiyor. Sadece isminin ismi ve küçüklere zararlıdır ibaresiyle sergilenebiliyor. Aynı şekilde teşhir edilmesi, satılması, cam ekranlara konması, reklamının yapılması, çocukları gösterilmesi yasak. Ve eğer bu yasağı, yani bunu ihlal edildiği durumlarda 2 milyondan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası uygulanıyor şeye, ihlal edenlere. Neye göre inceliyor diye baktığımızda, o bir paragrafta açıklandığı üzerinde maneviyat üzerinde muzur etki yaratmak gibi, hani çok belirsiz bir tanım üzerinden gidiyor. Müstehcenlik vurgusu çok fazla var. Yine inceleme kriterleri arasında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun'daki genel amaç ve ilkelere göre değerlendirir gibi bir şey var. Bu ilkeleri de şöyle hani hızlıca göstereyim. Çok aşina olduğumuz işte laiklik, demokrasi, ilkeler, inkılaplar, karma eğitim gibi Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki genel amaç ve temel ilkeleri baz alması, yani bunları göz önünde bulundurması bekleniyor kurulun. Bakanlıktaki birimlerden temsilcilerle kurulduğu üzere kurulda edebiyat alanından ya da işte çocuk gelişimiyle ilgili bir pedagog, çocuk gelişimci, cinsel sağlık uzmanı bulunmuyor. Ve bunu parantez içinde söylüyorum çünkü biliyoruz ki hani birinin pedagog olması, birinin işte çocuk gelişimci olması, çocuk odaklı olması, özgürlükçü olması anlamına gelmiyor. Hatta çocuk kitapları alanında pedagog onaylı birçok yayının cinsiyetçi, ayrımcı vesaire olabildiğini görüyoruz. Çünkü hani bu bilim dalları da çok ideolojiden muaf olanları olmadığı için böyle bir sıkıntısı var, ama kuruluş itibariyle de baktığımızda işin, yani çocukla ilgili alanlardan gelen, çocuk gelişimine
haiz kişilerden oluşmadığını görüyoruz. Zaten kararları inceleyen arkadaşlar görmüşlerdir. Referans verilen, anlatılan metinlerde çocuk gelişimine ilişkin anlamlı kavramlar değiller. Onları da birazdan görebiliriz. Dolayısıyla kurul bu bakanlıkta görevlendirilen kişilerin bilgisi neyse, inancı, yaklaşımı neyse ona göre karar veriyor. Bir ilke, standart, herhangi bir şey bulunmuyor. Bu noktada yani bu kurulun son birkaç yılda muzır bulduğu birkaç tane yayına yakından bakalım istiyorum. Asiye Kızları Okudan Önce Öyküler 1-2 üçüncüsü de çıktı zannediyorum. Bebekler Nereden Gelir kitabı, Kız Çocuk Hakları, Erkek Çocuk Hakları, Anne Baba Hakları gibi dörtlü kitap var YKY'den çıkan o. Ben de okuyorum, öykü dizisi var, Büyülü Gökkuşağı, neden yasaklandığını tahmin edersiniz. Bir de Bazı Günler diye bir kitap var, yine YKY'den çıkan. Bu kitaplarda yasaklanmaya sebep olan bölümlere yakından bakalım. İlk önce Bebekler Nereden Gelir kitabına bakalım istiyorum. Ben çocuk kitapları üzerine işte derleme yapmaya başlarken çok önemsediğim konulardan bir tanesi de cinsel gelişim konusunda çocuklara ihtiyaç duydukları bilgileri verebilecek yayınları derlemek. Çünkü hani bu konu yetişkinlerin utandığı, konuşamadığı, sanki işte yatak odasında ne yaptığı soruluyormuşçasına işte çocukları azarladıkları falan bir konu olduğu için İhtiyaç duyduklarında cevap alabilecekleri çocuk kitapları çok önemli. Mümkün olduğunca bulmaya, derlemeye çalışıyorum. Bebekler Nereden kitabı da az sayıda, hani toplamda belki Türkiye'de 10 tanedir. Ve bunlardan iyi, cinsiyetçi değil, normatif değil falan diye bahsedebileceğimiz 4-5 tane kitaptan bir tanesi. Ve çok küçük çocuklar için kullanılabilecek bir kitap işte. Bebekler Nereden Gelir? İşte penguenin yumurtasından gelir, balinalar doğuruyor, işte şöyle falan filan diye anlattı. Hani hakikaten 2-3 yaşındaki çocuk, anne ben nereden doğdum işte diye yakındaki yetişkinlere sorduğunda kullanabilecekleri çok basit bir kitap. Bu kitap yasaklanmış, müstehcen bulunaraktan yasaklanmış. Aslında bu şey açısından da hani çocukların kendi bedenini tanıması, cinsel gelişimlerini anlaması açısından da bir hak ihlali. Yani çocukların bu düzeydeki bir kitaba erişimlerinin bile yasaklanması aslında sağlıklı cinsel gelişim açısından hem bedenleri hem işte kendi bedenlerindeki değişimleri anlamaları açısından bu kitabın müstehcen olarak tanımlanıyor olması çok sembolik de bir anlamı var gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu sansür konusunda böyle bir şey de var. TÜBİTAK'ın yayını üstelik. Diğer yasaklı muzır kitaplardan bir tanesi, ben de okuyorum, öykü dizisi diye, işte birinci sınıftaki çocukların yeni okuma öğrendiklerinde okuyacakları düzeydeki bir kitap. Burada da rüyasında işte bir kız bir oğlan çocuk arkadaşlar rüyasında gökkuşağının altından geçtiklerini ve cinsiyetlerini değiştirdiklerini görüyorlar. Sonra gökkuşağının altından yine geçiyorlar, tekrar cinsiyet değiştiriyorlar diye anlatıyor. Bu kitabı da şöyle yorumlamışlar. Cinsel kimliklerini sorgulamaya yöneltmek, bununla birlikte ruh ve duygusallığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir. Ayrıca çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir diye anlatıyor. Şimdi bu çok şey hikayedir. Gökkuşağın altından geçersen işte oğlan olurmuşsun, kız olurmuşsun gibi hani çocukluğa ait, gökkuşağıyla
gökkuşağın çocukların hayatındaki yerine dair çok işte geleneksel bilinen bir şey. Yazar onu kitaba taşımış. Bu da Muzur Kurulu tarafından yasaklanmış. Şimdi ben mi bilmiyorum diye baktım. Duygu sağlığı diye bir kavram yok zaten. Çocukların kişisel gelişimleri nedir, maneviyatları nedir? Yine hani kurulun ne olduğunu dair, kurulun bileşenin uzmanlıklarına ya da nasıl yaklaştıklarına dair de aslında çok anlatıcı bir şey, gerekçe burası. İşte cinsel kimliklerini sorgulamak, sorgulamak neden kötü olsun ya da işte ruh ve duygu sağlığı nedir gibi bir yasaklanmış kitap. Diğer kitapsa kız erkek çocuk hakları ve bunların anne baba hakları versiyonları. Ali Can başlangıçta bahsetti, hani takip edilen kitaplardan bir tanesi. Hukuksal olarak da takip ediliyor. Ben kendi açımdan şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yayın çıktığında çok sevinmiştim ben. Çünkü aslında toplumsal cinsiyet normlarının çocuklar arasında akran zorbalığına sebep olabilen o normlarına ilişkin çok iyi bir kaynak. Biraz içerisinden parçalar göstereyim size. İşte her bir versiyonda benzerleri var. Bu erkek çocuk haklarına dair olan kitap. Madde 1, ağlama ve nazlanma hakkı vardır diyor. Hani biliyoruz işte oğlan çocukları ağladıklarında, hüzünlendiklerinde, hüzne dair duygularını ifade ettiklerinde zorbalığa, bastırmaya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bu buradan başlıyor. Madde 2, temiz olma, güzel kokma, şık görünme, süslenme, düzenli, akıllı, uslu olma hakkı vardır. Yine burada azıcık hani kendisine özenli olan oğlan çocuklarının maruz kaldıkları zorbalıkları biliyoruz. Hatice, bu arada küçük bir süre hatırlatması yapayım. Böyle son Tamam. 5 dakika desek olur mu senin için? Olur. Tamamdır. Yine oyuncak bebekle oynama, evcilik oynama, seksek ve lastik oynama hakkı vardır gibi. Aslında çocukların hayatı ikiye ayrılıyor ya. Kız çocuklar sadece bunu yapabilir, oğlan çocuklar bunu yapabilir diye ikiye ayrılıyor. Oraya dair bir hayır, bir çocuk istediği şeyi yapabilir, istediği gibi olabilir diyen bir kitap. Burada da nereye takılıyorlar? İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır, erkek ya da kız diyor. İşte Yeni Akit de burayı yazısına taşımıştı, buradan çok rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi. Burada hani temel olarak istekle yani irade olan ile ilgili bir dertleri olduğunu biliyoruz. Bu sebeple hem bu madde 15 sebebiyle muzur bulundu. Ali Can'ın da bahsettiği gibi çevirmene de şey yapıldı, dava açıldı. Dolayısıyla bu bakımdan bir ilk hakikaten. Biz bir feminist alfabe hazırlamıştık. Feminist alfabede de çok sevdiğimiz, yani bu yayını çok sevdiğimiz için buraya referansla istedikleri kişiyi sevme hakkı vardır ibaresini kitaba taşımıştık. Buradan dolayı burada gördüğümüz işte 6 tane amca diyeceğim. Propagandası aileyi bozuyor diye suç duyurusunda bulunmuştu feminist alfabe içinde. Ve şey de çok bence benim açımdan şaşırtıcı. Feminist alfabe setinin uygulama kitabının işte 30. sayfasındaki falan bir kare bu. Dolayısıyla hani araştırıp bulup hani dert edinip ya suç duyurusunda bulunmaları açısından benim için şaşırtıcı gelmişti. Çünkü ben olsam bulamazdım muhtemelen. Öyle bir derdim olsaydı o sayfadaki o ibareyi bulamazdım. Yine bu yıl muzır bulunanlardan bir tanesi Bazı Günler kitabı. Burada da işte bir güne dair bazen şunu yaparsın, bazen böyle hissedersin diye anlatıyor. Bazı günler herkes bir öpücüğü hak eder sayfası da bu kitabın muzır bulunmasına sebep oluyor.
Asi Kızları Uykudan Önce Hikayeler, bu kitapta da yine Yeni Akit'in de gündemine taşıdığı sayfa buydu. Burada da Joy'un kendisine kız demesini istemesi, işte kıyafetleri ve bu kıyafetleri sebebiyle okulda maruz kaldığı ayrımcı muamele, buradaki hukuki süreci vesaire anlatıyor. Bu da Asi Kızları Uykudan Önce Hikayeler kitabının siyah poşet içinde satılmasına sebep olup Yeni Akit sayfalarına taşınmasına sebep olmuştu. Ama burada şöyle ilginç bir şey oldu. Ümit Erdem diye bir baba kızıyla birlikte bu kitabı okuyorlar. Yayın evinden pek bir ses çıkmayınca ben kızım için dava açıyorum diyor. Hem kız çocuk, erkek çocuk hakları kitapları için hem de Asi Kızlar kitabı için dava açıyor. Bu davada da Mart 2021'de bilirkişi raporu kitaplar lehine sonuçlanmış ama nihai durumunu öğrenemedim. Ama burada da bir hani hukuki yola başvurma ve sonuç almakla ilgili böyle bir durum var. Yine bu Muzur Kurul olmasa da çocuk yayınlarındaki sansürün benzerleri dünyada da var mı diye baktığımızda hiç şaşırtıcı değil. Amerika, yani Türkiye'nin küçük Amerika olmasından ya da işte onların büyük Türkiye olmasından çok benzeri bir yaklaşımla cinsiyet eşitliği, eşcinsel çiftler, eşcinsellik gibi konulardaki kitaplarla ilgili Muzur Kurul gibi bir yapıları yok. Ama kütüphaneye almamak, liste dışı bırakmak, okula girmemesi için mücadele etmek gibi süreçleri var. Hatta şöyle bir topluluk da kurmuşlar. Bence bizim o babalara da çok benziyor. Okulda kötü kitaplara karşı ebeveynler diye bir grup. Bu kitapları almayın, şunları alın diye listeler yayınlıyorlar. Şu tür şeylere savaş açmışlar. İşte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ifadeler, ten rengi, işte beyaz olmayan ten rengi temsillerinden rahatsız olduklarını ifade etmişler. İşte öpüşmek, mayo giyilmiş olması gibi şeyler müstehcenlik olarak yayınlanmış. Buna karşı da Amerika'da daha özgürlükçü bir yerden yasaklı kitaplar haftası düzenleniyormuş. Bu da belki hani iyi bir örnek olaraktan referans alınabilir. Burada şeyi de söylemek istiyorum. Hani aslında bu karşı çıkılan yayınların, itiraz edilen yayınların karşısında bir yandan Gökkuşağı kitabı listeleri de yayınlanıyor. Orada da belki hani birkaç örneğini şöyle göstermek isterim. Şimdi bu Gökkuşağı kitabı listelerinde yer alan kitaplar genelde board book'lar. Board book'lar da şey kitaplar işte. 1-2 yaşındaki çocukların dişlerken hani bir yandan oral döneminde işte dişliyor, bir şey yapıyor. Bir yandan işte kitaba bakıyor, renklere bakıyor. Aslında pedagojik olarak çok küçük yaşta çocukların kullanabileceği Gökkuşağı kitapları var. Türkiye'de de hani sorulan, sorgulanan artı 18'ler işte çocuğun gelişimi uygun mu derken hani buna verilecek biçimsel de bir cevap olarak bunda not düşmek gerekiyor bence. Toparlayacak olursak aslında hani çocuk kimdir de söylediğimiz şeyler var işte çocukları korumak çok riskli bir kavram işte hani evet çocuğun belli korunma ihtiyaçları olabilir. Bir yetişkin sorumluluğu var ama sansürle koruma arasındaki çizgiyi nereden çizeceğiz? Yine sansür karşıtlarının çocukların okuma ve öğrenme hakkının ihlali olduğuna dair sözleri var. Yine kitaplara dair böyle bir inceleyip sık dokumak söz konusuyken televizyon ana haberleri gibi şiddetin hani çocuk gelişimi yani daha doğrusu her insan için çok fazla şiddet öğesi barındıran televizyonların bir sorgulamanın dışında bırakılıyor olması sorunlu. Gökkuşağı işte gibi sembollerde de gördüğümüz aslında hayatın
hayal gücü ve yaratıcılığın denetlenmesine dair çok önemli bir mücadele alanı. Hani kendi gibi olması için, bana benzesin talebi çocukta hayal gücü ve yaratıcılığa karşı da bir mücadeleyi getiriyor. Yine çocukların aslında kendini, diğerini, çeşitliliği tanımaya ilişkin hakkı engellenmiş oluyor. Cinsel gelişim ve bilgiye erişim engellenmiş oluyor. Karar verme, özerklik, özgürleşme, kendi gibi olma, kendini keşfetme, soru sorma, sorgulama alanları da ihlal edilmiş oluyor. Ama bununla birlikte bir de denetlenmeyen alanlar var. İşte çocuklar açısından denetleme konusunun değil ama hani gelişimsel olarak belli şeyler var. Çocukların cinsel gelişimi itibariyle ihtiyaç duydukları bilgi yaşına göre değişiyor. Çocukların soyut kavram, somut kavramları yaşa göre farklılaşıyor. İşte 10 yaşından sonra çocuklar soyut kavramları algılayabiliyorlar. Buralarda ise aslında bir şey olmadığını, buralara hiç gelişimsel olarak özen gösterilmediğini, hesaba katılmadığını görüyoruz. Mesela daha küçükler için Allah'ı merak ediyorum kitabı 3 yaş çocuklar için hazırlanmış. Aslında soyut kavramları anlayamayacak çocukları korkutabilecek, kaygılandırabilecek ifadelerin olduğu kitaplar. Yine bu solda gördüğümüz kitap U harfinin kullanılması için okuma kitabı. Okul, kule, mum vesairenin yanı namlu deyip bir silah namlusu koymuş mesela. Hani buradaki milliyetçi, şiddete yönelik ya da işte militarist şeyler bir süzgeçten geçmediğini görüyoruz. Yine bir ders kitabında Özge küçük gelin oldu gibi ifadelerle karşılaşabiliyoruz. Bu da hani denetlenen alanlarda aslında özgürlük, özellik denetlenirken buralarda da işte militarizm, algılayamayacağı kavramlarla karşılaştırma ya da işte çocukların zorla evlendirilmesi gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şöyle tamamlamak istiyorum. Uzattıysam affola. Efendim? Biraz daha. Hemen kapatıyorum. Tüm bunlarla birlikte aslında şöyle bir yere gelmiş oluyoruz. Evet, çocuğun bir ihtiyacı var. Başta biz de konuşurken söyledik. İşte korunma ihtiyacı var. Özne olma halinin özgürleşmesine, özelliğin desteklenmesine ihtiyacı var. Ama tüm bu ihtiyaçları devletin, toplumun, ailenin ihtiyacından ayırt edebildiğimizde çocuk odaklı bir yayıncılık mümkün olabiliyor diye de tamamlamış olayım. Çok teşekkürler Hatice aktarımları için. Gerçekten her iki sunumda benim yani çok verimli geçtiğine inanıyorum. Sorular varsa şimdi yaklaşık 20 dakikamız kaldı. Böyle sorular, katkılar veya tartışma alanı için ben chat kısmına bakıyorum. Bir sorumuz gelmiş, hemen okuyayım. Merhaba, harika sunumunuz için teşekkürler. Sansürlenen bu kitaplara en azından online olarak ulaşabileceğimiz herhangi bir platform olup olmadığını merak ediyorum. Tekrardan teşekkürler demiş Esra Olmak. Hatice'ye sanıyorum bu soru. Ben teşekkür ederim. Yani sansürlenen kitapların bir kısmı bende var. Ben de mümkün olduğunca PDF haline getirmeye çalışıyorum. İyi kısımlarını paylaşmaya çalışıyorum. Bu aslında şey açısından da iyi bir soru oldu. Sansürlenen ama çocukların erişmesi gereken mesela işte kız çocuk hakları, anne baba hakları kitapları bence her çocuğun karşılaşması gereken kitaplar. Evet ya, ağlamaya hakkım var bilgisine erişmesi gerekiyor çocukların. Dolayısıyla nasıl erişilebilir kılacağız da güzel bir soru. Birlikte düşünelim ama hani özel kısımda ben derlemeye toparlamaya çalışıyorum kitapları. Teşekkürler. Başka soru veya katkısı olan var mı? Yazarak veya söz alıp kendisi. Evet, Sinem Sefa Akay el kaldırıyor. Ya ben kameramı da açayım. Hatice'den sonra dayanamadım. Yani dilek ışık içinde olsun.
Az zamanda çok şey öğretti bize ama arkasındayız, devam ettireceğiz. Onu bir söylemek istedim. Bir de yani Hatice de bana çok ışık oldu yıllarca. Çünkü ben de bir ebeveynlik deneyimi yaşıyorum. Bu kitaplardaki sansürler aslında bizim ebeveynlik deneyimimize de sansürlüyor. Çünkü çocuk kitapları bize aslında bu bağlamda çok fazla bilgi de veriyor. Özellikle bu cinsellik eğitimi konusunda çocuk kitaplarının yalın dilliyle aslında çocuklarımızla ya da diğer çocuklarla iletişim kuruyoruz. Onun için belki Hatice bu bağlamda da biraz bize ışık yol olabilir. Evvel zaman kitaplığı, yanlış mı söylüyorum, bu bağlamda güzel de bir takipçisi var. Fakat belki bize işte şunları takip edebilirsiniz diyebilirler. Çünkü hani başka aileleri anlatmak, işte tek ebeveyn olanlardan tutun da toplu halde yaşayanlar, yaşlı bireylerle beraber çocuklara bakanlar. Bunları aslında yalın dille anlattığımızda biz de çocukluğumuza dönerek aslında birazcık o otosansürü de aşmaya çalışıyoruz, değil mi? Ben en azından böyle görüyorum. Varsa Hatice onları paylaşırsa çok sevinirim. Teşekkürler soru için. Evet Hatice. Yani Türkçe bilmiyorum ama gene bu Gökkuşağı kitaplığından edindiğim ve bana çok şey olan Aileyi Sevgi Yapar diye bir kitap var. Bir de aslında şey de iyi bir kitap, Türkçe var evet. Dinozor Yayınları'ndan, belki senin küçümenler için de uygun olabilir. Ben Nasıl Ben Oldum kitabı. Farklı ebeveynlik deneyimlerini, işte evlat edinmek, tüp bebekle bebek sahibi olmak, bekar ebeveyn olmak gibi deneyimleri yan yana getiriyor. Bu bakımdan şey, hala huzur kurula düşmediği için çok mutlu oldum kitaplardan bir tanesi. Bu Aileyi Sevgi Kurar kitabı da aile nedir sorusuna bence güzel bir yanıt veriyor işte. Sabah keyifle uyanmaktır. İşte sevgi her şeyin yerini bilmektir, yağmurda birlikte ıslanmaktır gibi anlatıyor. Ama bunları yaparken de cinsiyet kalıplarının dışına çıkarak yapıyor. İşte hani böyle tombikçe bir adamın kek yaptığı, işte hani o kalıpları da değiştiren bir kitap. Hiç o beden normlarına vesaire girmiyor. İki anne, iki baba ebeveynleri görüyoruz. Yine Türkçesi yok ama Ailelerin Büyük Kitabı diye bir kitap var. Amerika Gökkuşağı kitaplığından bir kitap. Orada da yine yoksul, zengin, evde yaşayan, binada yaşayan, kalabalık ailede yaşayan, sadece anneannesinin, babaannesinin yanında olan çocuklar gibi o aile olma halinin her biçimini içeriyor. Zannediyorum burada bize düşen sorumluluk bunların Türkçe versiyonlarını üretmek ve hani Muzur Neşriyat'a takılmayacak şeyler üretmek, yayınlar üretmek gibi. Bize düşen bir sorumluluk var yani. Dünyadaki çeşitli ülkelerin gökkuşağı kitaplıklarında böyle kitaplar var. Ama Türkiye'de çok, yani Türkiye'de yok yani. Bu anlamda. Evet, soruya cevap oldum bilmiyorum. İki yeni sorumuz daha var. Vakit kalırsa benim de Oya Burcu ve Hatice'ye sorularım olacak. Bir soru okuyorum şimdi gelen chatten. Kadın Kadına Öykü Yarışması deneyimi sizin hayatınıza nasıl yollar açtı? Yarışmaya katılmak isteyen ama çekinenlere önerileriniz neler? Evet, Oya Burcu, bunun cevabı için sana yöneliyorum. Bu bir yerde, bir yandan sen harika linkler paylaşıyorsun chatten. Evet ya, bir yandan rahatsız oldum böyle bir sürekli bir link bombardımanı yaptım ama hani bir arşiv var deyince, yolla deyince insanlar, ben de paylaştım. Bence en nefes oldu. Kadın Kadın Öykü Yarışması ve Aşkın Levhali'nin benim hayatımda çok büyük bir yeri var. Yani hani hani 2006'da o sohbette olan insanlardan biri olarak hani doğuşundan itibaren
içinde olduğum için yani hayallerimizin gerçekleşmesi gibi bir şeydi. Hayallerimizin gerçekleşmesi gerçekten. Yani her aşamasında olabilme şansına sahip olmuş olmak benim için gerçekten çok değerli. Yani bana bir kere yani ben işte 19 yaşımda kendimi kadınlara olan romantik cinsel ilgimi kabul ederek lezbiyen olarak açılmış, kendi eşcinsel yönelimiyle barışmış bir insana. O zamandan hani 2006'ya gelene kadar, yani 99-2006 yılları arasında da hep Kazköy'de Kültür Merkezi'nde gönüllü olarak yer aldım. Kültür Merkezi'ne gelen kadınların, yani yine şaşırmayacağınız üzere, kendini açması, konuşması, paylaşması hiç kolay olmuyordu. Yani şimdi Umut tanıtırken de bahsetti, Lezbi Düş sözlük tarih çalışması içindeyim. Orada konuşurken mesela açılıp açılmamak, paylaşmak gibi bir şey var. Şöyle bir şey olabiliyor. Yıllarca mesela Kaos Kültür Merkezi'ne gelip kendi içindeki duyguları aslında bilip o yıllarca açılmamaya da biliyorsunuz. Yani ne kendinizle barışabiliyorsunuz, ne dışarıda paylaşabiliyorsunuz. Bu başkalarının bunu yapıyor olması ve birilerinin okuyor olması işte o cesareti de veriyor bence. Yani en önce kişinin kendisiyle barışma cesaretini, yalnız değilim, benim gibileri var. Çünkü o öykülerin içinde belki görüyorsunuzdur, yani öykülerin hepsi soyad kullanmıyor, Rumuz kullanan var, farklı isim kullanan var. Yani bu şöyle bir dayatma benim hayatımda hiçbir zaman olmadı. Hiç kimse çok pardon. Hiç kimse kime nasıl açılacağını ya da açılmayacağını konusunda yönlendirilemez. Dolayısıyla da bu süreçlerin hepsi için farklı örnekleri görüyor olması, farklı hikayeleri duyuyor olması, okuyor olması güçlendirici de bir şey. Yani baş etme yöntemi anlamında da insana çok iyi gelen bir şey. Bana da çok iyi gelen bir şey. Yani inanın bana, ben de her sene jüride olan organizasyondayken zaten o heyecan bambaşkaydı. Şimdi jüride olarak da yine aynı heyecan devam ediyor. Gelen öykülerin her birinden farklı bir şey öğreniyorum, sorguluyorum. Çünkü hiçbir şey sabit değil. Yani her şeyin değişime açık olması, en azından kendi söyleyeyim, açık olması gerektiğini biliyorum ve bu sorgulama için bile güçlendiren bir şey olduğunu düşünüyorum ayrıca da. Bir şey daha düşüneyim. Mesela kendini sorgulama anlamında, fazla uzatmadan, her yeni öykünün içeriği, farklı ilişki biçimleri, aile, mahalle, kendini tanımlama, tanımlamama, kendi gündelik hayatım içinde kurduğum ilişkileri de etkiliyor. Yani kadın kadın öykü yarışması, aşkın L hali, yani sadece işte lezbiyen, biseksüel kadınlar gibi değil, kadın artı LB artı aslında şöyle, yani non-binary, aşkın L halinin açıklamasında L yıldız aslında görmüşsünüzdür. Fazla vakit kalmamak için onu okumayacağım ama kitapta da var zaten. L yıldızın açıklaması, yani kendi eşcinsel, biseksüel, trans, non-binary, queer, tanımlayan, tanımlamayan hikayelerin hepsine açık. O yüzden de her zaman bence özgürleştirici, sorgulayıcı ve açıcı. Teşekkürler. Sanırım tamamlandı diye anlıyorum. Bir sorumuz daha var. Sorular gelmeye devam ediyor chatten. Bu soru sanırım çocuk edebiyatına dair sorulmuş ama kadın
kadın kadına aşka dair öyküler, yazım, yazı dizileri, onlara dair de yorumlayabiliriz belki. Podcast var mı? Rayra Kumru'nunkiler çok faydalandığım ama başka varsa, bir de podcastler sansüre uğruyor mu diye soruyu okuyorum. Evet, Hatice, Oya Burcu, sizler hanginiz dönmek istersiniz? Oya. yani podcast olarak, yani Kaos Gel'in podcastleri var. Onları takip edebilirsiniz. Yani sadece bu alanda değil, birçok alanda, LGBT artı alanda birçok podcast var. Başka hatırlayabildiğim... Valla yani benim takip ettiğim mental kriteriz geliyor ama eşcinsel özgürlükle bağlantılı özgürlüğü başka şimdi gelmedi. Tarayayım kendimi, düşünmemişim. Ya ben maalesef bilmiyorum pek podcast. Ben bir tek Aslıcığım'ın 5 dakikada karikatürlerini takip ettiğim için çok hani bilgili olduğum bir konu değil podcast. Ama Rayka Kumru bence de hani bu konuda iyi bir bilgi kaynağı, yani olduğu için de iyi hissettiriyor vardı bana. Çünkü şey olabiliyor, çocukların cinsel gelişimiyle ilgili şeyler hemen bir özel bölgeler, mahremler falan gibi o genel toplumun ahlaki yapısıyla ne kadar cinsel gelişimden falan uzman titri taşıyor olsun, böyle ibareler görebiliyoruz. Rayka Kumru'da bunlar olmadığı için bana da hani varlığı da anlatımda iyi geliyor ama başka bilmiyorum maalesef. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Özel bir isim. Umarım okuyabilirim. Maurice Micklewhite ve Turuncu Elbise gibi kitaplara çocuk edebiyatında LGBT artı görünürlüğünün ve temsiliyetin artmasına çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Temsiliyet meselesi üzerine de bir söyleşi mümkün olur mu yakınlarda? Sevgiler. Aslında birazcık bir aktarım ve soru bir arada olmuş gibi. Bu konuda ne demek istersiniz? Hatice, demek paylaşımın var mı? Temsiliyete dair Türk edebiyatında ne gibi? Yani temsiliyetle ilgili Türkçe benim bildiğim iki şey var. Bir tanesi Asi Çocuklara Öyküler olabilir. Orada Bebek X hikayesi var. O da cinsiyet normlarından bağımsız bir çocuk nasıl yetişirdi sorusuna cevaben bir kurgu. Bir de Burcu'nun da bahsettiği, ben söyleyemediğim kısmı atıyorum, Maurice ve Turuncu Elbise kitabı var. O da Gül Dünya'dan çıktı. Bu açıdan yani Maurice, yani şeyden de hayret içindeyim. Nasıl Muzur Kurul henüz görmedi. Hani Turuncu Elbise'yi giymeyi seven bir oğlan çocuğunu anlatan ve işte bu oğlan seviyor diyen böyle anlatısı, ifade etme biçimi gayet ferah olan bir yayın. Ben bilmiyorum ama üzerine konuşmak, örnek çoğaltmak çok önemli olan bir konu. Çünkü yani şu açıdan da önemli. Çocuklar kendilerini, yani çocuk kitaplarını okurken kendimizi başrolle özdeşleştiriyoruz. Yani o başrol işte mesela genelde tavşan gibi, fare gibi küçük kahramanların seçilmesinin altında böyle bir şey var. Hani yetişkinler dünyasını o kadar küçük hissediyor ve onunla özdeşim kurabiliyor çocuk. Temsil olmadığında o dünyada kendine yer bulamamakla ilgili bir yansıması olduğunu düşünüyorum. O yüzden önemli. Şey açısından zaten burası çok erkek egemen bir alan. Toplamdaki işte kahramanların, son 100 yıldaki kahramanların %96'sı erkek karakterler. Hem böyle bir tarafı var. Çok erkek egemen, çok heteronormatif bir alan. Dolayısıyla temsiliyet üzerine konuşmak, ama konuşmakla da kalmayıp temsiliyeti artırmaya ilişkin şeyler de yapmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Bu da kolektif bir şeyler yapalım çağrısı aslında.
Daha soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Biraz daha vaktimiz var. Belki bu sırada benim sorum var. Onu başka soru kalmadı sanıyorum. Aktarabilirim. Hem Oya Burcu'ya hem Hatice'ye bir sorum olacak ayrı ayrı. Oya Burcu'ya ya şunu merak ettim. Böyle biraz bahsettin aslında aktarırken ama kadın kadına öykü yarışmasında 16 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ve bu 16 yıl içinde LGBT artı etkinlikleri olsun, faaliyetlerimiz olsun... Tabii ki çok etkilendi, değişti, yasaklar atlattık, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin güçlendiği dönemler oldu. Bazı şeylerin daha konuşulamaz kılındığı zamanlar oldu. Öykü yarışması bundan etkilendi mi onu merak ettim. Bir ara şey dedim, hani insanlara cinsellikle ilgili vesaire konuşmaya teşvik etmek için ten ve tutkuydu sanırım bir tema belirledik. Mesela hani gelen öykülerin profilinde bir değişim oldu mu ya da insanları yazmaya teşvik ettiği dönemler oldu mu? O zor zamanlar yani bir şekilde kadın kadına öykü yarışmasını sansür ve otosansür ekseninde etkiledi mi? Biraz bunu merak ettim. Teşekkürler Umut. Aslında biz o zor zamanlarda konuları da zor zamanlara uygun temalar olarak seçtik. Yani mesela o halde aşk sınır tanımaz diye örneğin. Yani bir yandan şöyle bir şey de var. Hani kadın kadına öykü yarışması en başta söyledim ya mutlu aşk vardır diye başladı. Ve hani hep böyle depresyona sıkışmış mutsuz bir tane öyküleri dayatılmasından bulanmış bir şey olduğu için pozitif. Ama hayatın yani beklediğimiz, istediğimiz oydu elbette. Çünkü onlar da var ifade etmek istiyorduk. Ama tabii ki hayatın gerçeği böyle bir şey değil. Hayatta her şey var ve dünyada, ülkemizde sen de söylediğin gibi hem LGBT'yi artı bireyleri, artıları sınırlayan ve hayatlarını zorlaştıran birçok şey yaşıyoruz. Elbette etkileniyor. Yani ben mesela 2011'de çok az öykü geldiğini hatırlıyorum. Ondan sonra o halde yani aslında öykülerin içeriğinde bizim yaşadığımız durumlarla ilgili yani sıkıntıları, sıkışmışlıkları, bunalımları yansıtan öyküler elbette oluyor. Ama aslında bizim arzumuz şu, yani hayatın gerçeklerini bir kenara bırakalım, üzücü yanlarını hiç görmeyelim, yokmuş gibi yapalım değil tabii ki. Ama biraz daha umutla bakabilmek açıkçası. Dolayısıyla da umutla bakan öyküleri daha çok istiyoruz. Ne yaşıyorsak yaşayalım. Onları görmek istiyoruz. Yani zaten diğer türlüsüne hapsedilmeye çalışıyoruz. Kötü karanlık bir fanusun içine kapatılmaya çalışıyoruz. Yok sayılmaya çalışıyoruz. Bizim ifademiz buna bir karşı çıkış, bir isyan, bir umut taşımalı diye düşünüyoruz açıkçası. Var Oya Burcu cevap için. Birkaç dakika daha var. Başka soru gelmediyse o birkaç dakikayı da kullanalım bence. Her şey ucu ucuna kullanan moderatör. Diğer sorumu da sorayım Hatice'ye. Hatice aslında sunumunda biraz bahsettin. Bir hani muzır ilan edilen bir kitaba karşı bir mahkeme, hukuki bir süreç olmuş. Ama belki buna dair biraz daha konuşabiliriz. Çünkü söz konusu senin de dediğin gibi cinsel sağlık alanındaki bir kitabın engellenmesi. Orada bir hak ihlali var aslında. Veya işte toplumsal cinsiyet eşitliği ile LGBT artı ile ilgili bir kitap yine aynı şekilde muzır ilan edildiğinde orada bazı problemler var ve bir mücadele aracı da olmalıymış gibi geliyor bununla ilgili. Yani hukuka başvurmak bir seçenek mi bu konuda? Ne yapabiliriz? Ya da başka mücadele araçlarımız var mı? Bu konuda örnekler var mı? Hani sansürlendiğinde bir kitap yapabileceklerimiz neler? Birazcık bunu merak ettim ben. Yani her yılda bunları konuşmak birazcık daha zor oluyor ama işte
yargının yargı olmaktan çıktığı bir yerde işte yargıyı ne kadar araç olarak kullanabiliriz? Bunların hepsi zorluk olmakla birlikte yani aslında çok fazla iş düşüyor bence bize hak savunucuları olarak. Yani hani burada söylediğim yani konuştuğumuz üzere yani hani senin Kaos dergisiyle karşılaştığın andaki deneyimin aslında birçok çocuğun hani o bir cinsel gelişim olabilir, işte Morris'le karşılaşma anı olabilir. Hani kendini o kitapta bulduğu ya da kendi işte konuşamadığı ama orada kendisini gördü. O kahramanla özdeşleştirdiği inanılmaz bir özgürleşme, işte kendini sevme, kendini tanıma anına ilişkin bir şey ve çocukların elinden bu alınıyor. Yani belki hani tüm bu muhafazakarlaşan dünyada onun bir ışığı, bir hani yolu, bir kendini kendisiyle barışmaya dair bir araç. Dolayısıyla çok büyük bir hak ihlali. Yine hani bu cinsel gelişimi tamamen işte fen bilgisi kitaplarından çıkardılar vesaire. Dolayısıyla hani çocuğun bedenini tanımasıyla ilgili, kendini tanımasıyla ilgili çok önemli bir aslında orada şey var hani şey örnekleri çok uyumlu hani Ayşe küçük gelin olduğuyla cinsel gelişimle ilgili Bebekler Nereden Gelir kitabının yasaklanması arasında çok doğrudan bir ilişkisi var. Hani cinsel gelişimle ilgili bir şey bilmesin ben o çocuğu istediğim gibi manipüle edeyim alayım işte gelin edeyim arasında çok hani iradesini yok eden çocuğun kendisiyle kurduğu bağı kesen çok ciddi bir hak ihlali var. Dolayısıyla yani burası çok mücadele edilmesi gereken bir alanmış gibi geliyor. Şey açısından da hani konuşamazsınız o kitabı, o konuyu ama ortaya o kitabı bırakıverirsiniz ya hani kendi tanışsın diye. Hani bu alanlar açısından da önemli. O yüzden Amerika'da şey örneği güzeldi. Yasaklı kitaplar haftası yapıyorlar. Yasaklanan kitaplarla ilgili böyle bir mücadelesi var. Bununla birlikte bizim işte kitaplıkları oluşturmamız aslında hani kitap dediğimiz yani çocuk kitabı dediğimiz şeyde ulaşılır ve şey değil hani ucuz da değil birazcık hani şey yöntemler anarşist yöntemlerle hani bu kitapların yaygınlaşmasına erişilebilir olmasına dair yöntemler bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte aynı zamanda bir sosyoekonomik de bir mesele hani 40-50 liralık bir kitap herkesin alabileceği bir şey olmayabilir. O yüzden biraz daha hem PDF'çilik hem kolektif kitaplar hem de bu tür buluşmaları, bu tür konuşma anlarını ve paylaşımları da çok önemli buluyorum. O yüzden şey hem umutlu olmak hem de yorulmamakla ilgili de bir sorumluluk var bence üzerimizde. Teşekkürler cevap için. Süremiz doldu. Ben Hatice'ye ve Oya Burcu'ya çok teşekkür ederim. Bu etkinlik için de emek veren herkese çok teşekkürler. Oturumu da Aşkın L Hali kitabının çıkış yaptığı sloganla tamamlayalım. Tüm sansürlere, LGBT artıların, norm dışında kalan herkesin ismini silmeye çalışanlara inat. Yokmuş gibi yaşanan dünyayı önce bal gibi var diye haykırmak gerekiyor diyorum. Haykıracak sesimiz hiç kısılmasın arkadaşlar. Bir sonraki oturumu heyecanla bekliyorum. Teşekkürler.